Herkese merhaba. Kuzey Kore herhangi bir vatandaşın devletten izin almadan ülkeyi terk etmesinin yasa dışı olduğu dünyadaki tek ülkedir. Bu, Kuzey Kore hükümeti tarafından vatana ihanet olarak kabul edilir ve eğer ülkeyi izinsiz bir şekilde terk etmeye kalkışırsanız ve yakalanırsanız çalışma kamplarında uzun bir hapis cezasıyla ya da idamla cezalandırılabilirsiniz. Aslında Kuzey Kore içinde bile özgür bir şekilde dolaşmak oldukça zordur. Ülkenin bir eyaletinden diğerine geçmek için resmi belgelere ve izinlere ihtiyacınız vardır. Kuzey Kore, dünyadaki hemen hemen her kuruluş tarafından dünyanın en kötü insan hakları siciline sahip ülke olarak kabul ediliyor. Ülkedeki tüm erkekler Kuzey Kore ordusunda en az 10 yıl hizmet etmeye zorlanıyor. İfade özgürlüğü diye bir şey yok ve medya tamamen devlete ait. Uluslararası Af Örgütü'ne göre 2017 gibi yakın bir tarihte ülke çapındaki kamplarda kölelik, işkence ve yargısız infazlara maruz kalan yaklaşık 200 bin siyasi mahkum var. Öte yandan Kuzey Kore'de bir kişi fiilen suç işleyen biriyle yalnızca akraba olduğu için bile ömür boyu hapis cezasına çarptırılabiliyor. Örneğin 2009 yılında evlerinde incir bulunan bir aile 2 yaşındaki çocuklarıyla birlikte ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bir diğer yandan diğer ülkelerden gelen tüm yabancı medya ve içerik, Kuzey Kore'de kesinlikle yasaklanmış durumda ve bu tür ürünleri getiren veya dağıtan herkese çeşitli cezalar uygulanıyor. Cezalarsa ömür boyu hapis ve ölüme kadar ilerleyebiliyor. Kuzey Kore, mahkumları rutin olarak kamuya açık şekilde infaz eden dünyadaki 4 ülkeden biridir. Ayrıca herhangi bir yabancının ülkeye giriş izni alması da son derece zordur. Ülkeye giriş izni alan turistler, içeride bulundukları süre boyunca yoğun bir gözetim altında tutulurlar ve yalnızca hükümetin izin verdiği bölgelere gidebilirler. Öyle ki bu ülkede basit yasalara uymayan turistler ölüm cezası bile alabiliyor. Örneğin 2016 yılında Kuzey Kore'yi turist olarak ziyaret eden Amerikalı Otto Warmbier. Warmbier kaldığı otelin duvarından bir propaganda posteri çalmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklandı ve 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Bir yılın ardından adam, Amerika Birleşik Devletleri'ne bitkisel hayata girmiş bir halde geri gönderildi ve döndükten yalnızca birkaç gün sonra öldü. Tüm bunların bir sonucu olarak Kuzey Kore uzun zamandır çağdaş dünyada var olan en izole ve gizemli ülke olarak kabul ediliyor. Onlarca yıldır ülkeyi yöneten Kim Hanedanlığı, Kuzey Kore'nin dış dünyadan tamamen ayrılmış bir ada olması için yoğun bir şekilde çalıştı. Aslında ülke coğrafi olarak da buna uygundu. Öyle ki Kuzey Kore'den deniz yoluyla kaçmak neredeyse imkansızdır. Çünkü ülke içinde tekne bulmak pek mümkün değildir ve Kuzey Kore donanması tüm kıyılarda, özellikle de Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye komşu olan bölgelerinde rutin devriye gezileri sürdürmektedir. Öte yandan Güney Kore'nin kaçılabilecek bir numaralı yer olduğu çok barizdir. Bunun nedeni Güney Kore hükümetinin resmi olarak tüm Kore halkını kendi vatandaşı saymasıdır. Yani Güney Kore'ye girebilen herhangi bir Kuzey Koreli otomatik olarak Güney Kore vatandaşı olarak kabul ediliyor. 1990'lardan bu yana ülkeyi başarıyla terk edip Güney Kore'ye yerleşen insan sayısı 34 bin civarındadır. Bu sayı Avrupa'da 1000, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 200 civarında. Kuzey Kore'den Güney Kore'ye ulaşmak, askerden arındırılmış bölge olarak adlandırılan DMZ'nin varlığı nedeniyle neredeyse imkansızdır. Adının aksine bu bölge, dünya üzerindeki en ağır askeri sınırdır. Her iki tarafta da çok sayıda duvar, tahkimat ve dikenli tel hattı ve devriye gezen on binlerce asker bulunuyor. Yaklaşık 2 milyon kara mayınına ek olarak Kuzey Kore, sınırı geçmeye çalışan herkesi vurma emrine sahip. Kuzey sınırının 100 kilometre yakınında 750 bin Kuzey Kore askeri, 450 bin Güney Kore askeri ve 30 bin civarında Amerikan askeri bulunuyor. Yani buradan geçmek neredeyse imkansız. Tarihsel olarak Kuzey Kore'den kaçmanın en kolay yolu kuzey sınırını geçerek Çin ya da Rusya'ya ulaşmaktır. Aynı zamanda Kuzey Kore'ye yasa dışı mal sokmak için de bu yol kullanılır. Siyasi anlaşmalar sayesinde Kuzey Kore'nin buraya çok fazla asker konuşlandırmasına gerek kalmıyor çünkü Çin'den gelebilecek bir işgal riski oldukça düşük. Öte yandan Kuzey Kore'nin Rusya ile olan sınırı çok küçük. Sadece 17 kilometre civarındaki sınırın yanı sıra Kuzey Kore'nin Rusya ile ilişkileri oldukça iyi. Ancak ülkeden kaçmak isteyen insanlar için en büyük sorun, sınırı geçtikten sonra bile tam olarak güvende olmamaları. Hem Rusya hem de Çin'in Kuzey Kore hükümetiyle iade anlaşmaları var. Bu da, yakaladıkları herhangi bir Kuzey Kore vatandaşını yasa dışı göçmen olarak nitelendirdikleri ve Kuzey Kore'ye geri gönderdikleri anlamına geliyor. Kuzey Kore'ye geri gönderilen bu kişilerin cezası ise idam.
Bu nedenle sınırı geçerek Çin ya da Rusya'ya kaçan hemen hemen her sığınmacının hedefi yakınlardaki diğer ülkelere ilerlemek. Tabii Myanmar ve Laos hariç. Çünkü tıpkı Çin ve Rusya gibi bu ülkelerde Kuzey Koreli sığınmacıları ana vatanlarına geri gönderiyor. Kaçılabilecek güvenli ülkelerse Moğolistan, Tayland veya Vietnam'dır. Bu üç ülke yakaladıkları Kuzey Koreli sığınmacıları Güney Kore'ye gönderirler. Dolayısıyla kuzeyden kaçan insanlar Moğolistan'a, Tayland'a ya da Vietnam'a giderler. Ardından oradaki yerel yetkililere teslim olurlar ve derhal bir uçakla Güney Kore'ye gönderilirler. Kuzey Kore'den kaçma girişimleri 1990'larda yani Kuzey Kore rejiminin ana destekçisi olan Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra büyük ölçüde artış göstermeye başladı. Sovyetlerin çöküşüyle ABD, Japonya ve Güney Kore'nin uyguladığı ağır mali yaptırımlar Kuzey Kore ekonomisinin ve tarımının sürdürülemez olduğunu kanıtladı. O dönemlerde Kuzey Kore halka yetecek kadar yiyecek üretemedi ve böylece ülke tarihindeki en kötü kıtlık meydana geldi. Kuzey Kore hükümetinin inanılmaz gizliliği nedeniyle hiç kimse 1990'lardaki kıtlığın ne kadar kötü olduğunu tam olarak bilmiyor. Tahminlere göre 1994-1998 yılları arasında 300 bin ila 3,5 milyon insan hayatını kaybetmiş olabilir. Ancak kıtlık sebebiyle Kuzey Kore'den kaçışların başlaması ülkeyi yükselişe geçirmiştir. Öyle ki o yıllarda birçok kaçakçı ortaya çıkmıştır ve bu insanlar gıda ve ilaç gibi yasa dışı ürünleri ülkeye sokmuşlardır. 2000'li yılların başlarına gelindiğinde her yıl binlerce Kuzey Koreli başarılı bir şekilde ülkeden kaçıyordu ve bunların büyük çoğunluğu kuzey sınırından Çin'e gidiyor, sonunda Tayland, Vietnam veya Moğolistan'a ulaşıyor ve daha önce de belirttiğimiz gibi teslim olup Güney Kore'ye teslim ediliyorlardı. Büyük kıtlık sona erdikten çok sonra bile kaçak sayısı istikrarlı bir şekilde artmaya devam etti ve 2009'da toplam 2914 Kuzey Korelinin başarılı bir şekilde Güney Kore'ye girdiği bildirildi. Bu, 1950'lerdeki Kore Savaşı'nın sona ermesinden bu yana bildirilen en yüksek kaçış oranıydı. Ülkeden ayrılmalar 2010 ve 2011 yıllarında da aynı şekilde devam etti. Ancak 2011'in sonunda farklı bir şey oldu. O yıl Kuzey Kore'nin lideri öldü ve yerine oğlu Kim Jong-un geçti. Kim Jong-un 2011 sonunda iktidara geldiğinden beri ülke içindeki kaçakçılığı ve kaçışları engellemek için yoğun bir şekilde çalıştı. Yabancı hücre ve uydu sinyallerini engellemek için tüm kuzey sınırlarına ve uzak dağ geçitlerine sinyal bozucular yerleştirilmeye başlandı. Kuzey bölgelerindeki telefon görüşmelerinin takibi arttırılırken sınırlara çitler çekildi ve devriyeler arttırıldı. Öte yandan Rusya ve Çin'deki işler de değişiyordu. 2014 yılında Rusya, Kuzey Kore ile sığınmacıları geri göndereceklerini resmileştiren bir anlaşma imzaladı. Bu arada Çin, CHC siber güvenlik yasasının kabul edilmesinin ardından kontrol sistemlerini geliştirmeye başladı. Öyle ki bu tarihten sadece 4 yıl sonra, yani 2020 yılına gelindiğinde Çinliler ülke çapındaki çalışan gözetleme kameralarının sayısını 620 milyonun üzerine çıkardı. Aslında bu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki güvenlik kameralarının 12 katından fazlaydı. Sonuç olarak Çin, tüm Kuzey Koreli sığınmacıları yasa dışı göçmen olarak nitelendirdiği için kaçakların Tayland, Vietnam veya Moğolistan gibi ülkelere geçmeleri çok daha tehlikeli bir hale geldi. Gelişen risk düzeylerinden dolayı Çin'deki komisyoncular ve insan kaçakçıları daha fazla para talep etmeye başladılar. 2007 yılında Çin'deki bir komisyoncu, Kuzey Koreli bir sığınmacının Tayland ya da Vietnam'la kaçmasına yardım etmek için ortalama olarak 2000 dolar talep ediyordu. Bu da ortalama bir Kuzey Koreli için çok fazla paraydı. Yine de teorik olarak mümkündü. Ancak 2012'de, yani Kim Jong-un'un iktidara gelmesinden kısa bir süre sonra fiyat ikiye katlanarak yaklaşık 4000 dolara çıktı. 2015 yılına gelindiğinde komisyoncuların talep ettiği fiyat tekrar ikiye katlandı ve yaklaşık 8000 dolara yükseldi. 2017'de ise fiyatlar kaçan kişi başına 13 ila 16 bin dolar arasındaydı. Ancak Kuzey Korelilerin çoğu yılda 2000 dolardan az kazandığı için bu tür meblağları biriktirmeleri inanılmaz derecede zordu. Tabii Moğolistan, Tayland veya Vietnam gibi güvenli bir ülkeye ulaşmanın ne kadar zor olduğundan bahsetmiyoruz bile. Sonuç olarak insanların Kuzey Kore'den başarılı bir şekilde kaçabilme ihtimalleri Kim Jong-un'un iktidara gelmesinden sonra her geçen yıl azalmaya başladı. 2019 yılında yalnızca 1047 Kuzey Korelinin ülkeden kaçabildiği bildirildi. 2020 yılından itibaren Kuzey Kore'den kaçmak çok daha zor bir hale geldi. Ocak 2020'de yani Çin'de ilk COVID-19 vakasının bildirilmesinden 2 ay sonra Kuzey Kore tüm sınırlarını tamamen kapatan ve mühürleyen ilk ülke oldu.
Virüsü ülke dışında tutmak için ülkeye yapılacak olan tüm seyahatler kapatıldı. Ayrıca Kuzey Kore'den yapılacak tüm uluslararası uçuşlar da iptal edildi ve neredeyse tüm dış ticaret durduruldu. Aslında Kuzey Kore'nin virüs konusunda bu şekilde davranması oldukça mantıklıydı. Çünkü burası nüfusun tahmini olarak %42'sinin yetersiz beslendiği bir ülke. Ve tabii ki yetersiz beslenen insanlar, sağlıklı insanlara kıyasla COVID-19'un neden olduğu olumsuz etkilere karşı çok daha savunmasızlar. Kuzey Kore, doğrulanan ilk virüs vakasını 12 Mayıs 2022'de duyurdu. Ağustos ayında ise hükümet, resmi olarak yalnızca 74 COVID bağlantılı ölüm meydana geldiğini bildirdi. Gerçekse çok daha farklıydı. Bu yıl BBC'ye rapor veren anonim Kuzey Kore doktorları, 2022'deki salgın sırasında Pyongyang'daki her 550 kişiden birinin COVID-19'dan öldüğünü iddia etti. Eğer bu kaynak doğruysa, Kuzey Kore'de potansiyel olarak COVID-19 bağlantılı ölüm oranının 45 bin civarında olduğu söylenebilir. Bir diğer yandan Kuzey Kore hükümeti, ülkeyi dünyanın geri kalanından tamamen izole etme amacı doğrultusunda pandemiden yararlanmıştır diyebiliriz. Ağustos 2020'de rejim, Çin ve Rusya ile olan kuzey sınırlarında yeni askeri bölgeler kurdu. Sınırlarda devriye gezen Kuzey Koreli askerlere, izinsiz girmeye veya izinsiz çıkmaya çalışan herkesi gördükleri yerde vurmaları emri verildi. Üstelik Kuzey Kore rejimi, ülkeyi COVID-19'dan koruma bahanesini kullanarak Çin ve Rusya sınırlarında bir dizi devasa yeni tahkimat inşa etti. Uydu görüntülerinde salgının başlangıcından bu yana Kuzey Kore'nin kuzey sınırı boyunca inşa edilen yüzlerce kilometrelik yeni duvarları, çitleri, dikenli telleri ve koruma direkleri görülebiliyor. Görünüşe göre bu duvarlarla kaçakçıların onlarca yıldır ülkeye giriş çıkış yaptığı tarihi dağ geçitlerinin ve yolların neredeyse tamamı kapatılmış. Yani kuzey sınırı günümüzde hiç olmadığı kadar sıkı bir şekilde denetleniyor. Bir diğer yandan ülkede yurt içi seyahatlere de çok sert kısıtlamalar getirilmiştir. Yani Kuzey Korelilerin artık eyaletten eyalete seyahat etmek için bile birçok izne ve evrağa ihtiyacı var. Aralık 2020'de Kuzey Kore rejimi, gerici ideoloji ve kültürü reddetme yasası adı verilen yeni bir yasa çıkardı. Bu yasa, vatandaşların hükümet tarafından onaylanmayan bir cep telefonuna sahip olmasını yasaklıyordu. Ayrıca bu yeni kurallara göre ülkeye yabancı video veya kitap kaçakçılığı yapmak ve dağıtmak kamuya açık idamla cezalandırılacaktı. Dahası yabancı bir video izlerken ya da yabancı bir kitap okurken yakalanan biri 10 yıl ağır çalışma cezasına çarptırılacaktı. Daha önce Güney Kore dizileri veya dublajlı Amerikan filmleri microSD kartlarla Çin'deki kuzey sınırından ülkeye sokuluyor ve daha sonra gizlice satılıyordu. Ancak görünen o ki 2020'nin sonunda kabul edilen yeni kanunlar ve kuzey sınırının sıkılaştırılması ülkedeki yabancı film kaçakçılığını tamamen durdurdu. Üstelik ülke dışına kaçışlar da neredeyse imkansız hale geldi. 2020 yılında Güney Kore'ye yalnızca 229 kişi kaçabildi. 2021 ve 2022 yıllarında ise bu sayı 63 ve 67'ye düştü. 2023 yılının ilk aylarına gelindiğinde sadece 34 başarılı kaçış gerçekleşti ki bu aylar genel olarak kaçışların en mümkün olduğu zamanlardır. Kuzey Kore 2020'den bu yana tüm insanlık tarihinin en büyük ve en başarılı hapishanesi haline gelmiş gibi görünüyor. Ancak buna katkıda bulunan yalnızca yeni yasalar ve kuzeydeki yeni sınır değil. Kim Jong-un'un Kuzey Kore'yi gerçek anlamda kapalı bir dijital devlete dönüştürme yönündeki büyük konseptini de göz önünde bulundurmalıyız. Şöyle ki Kuzey Kore'deki dijital alemde tamamen izole edilmiş ve dünyanın geri kalanından ayrılmıştır. Aslında bu Kuzey Kore devletinin uzun zamandır üzerinde çalıştığı bir projeydi. Örneğin Kuzey Kore'de satılan telefonlar bildiğimiz telefonlardan çok farklı çalışır. Yasal olarak ülkede sahip olabileceğiniz tek telefon Kuzey Kore devletine ait şirketlerin devlet onaylı telefonlarıdır. Bu telefonların internet erişimi yoktur ve hepsi uluslararası görüşmelere kapalıdır. Üstelik cihazlar devlete ait Redstar adlı bir işletim sistemine sahiptir ve bu işletim sistemi tüm yabancı dosyaları, uygulamaları, kripleri ve metin dosyalarını devre dışı bırakır. Bu yazılım ayrıca mesajların ve etkinlik geçmişinin silinmesini engeller ve verileri sürekli olarak kaydeder. Aslında bu telefonlar yalnızca Kuzey Kore'de kullanılabiliyor. Diğer ülkelerde üretilen ve ülkeye kaçak bir şekilde sokulan telefonlar Kim rejimi için her zaman sorun teşkil ediyordu. Bu durum ülkenin dijital izolasyonuna zarar veriyordu. Dahası yabancı telefonlar dış dünyaya çağrı yapabiliyor ve yurt dışına ait video, metin ve ses dosyalarını içerebiliyordu. Ülkede yabancı bir telefona sahip olmaksa oldukça önemliydi.
Çünkü ülkeden kaçmak isteyen bir ailenin daha önce kaçmış akrabalarıyla iletişim kurmasının tek yolu buydu. Hatta bu insanlar Güney Kore'ye kaçmaya çalışan akrabalarının hayatta olup olmadığını yalnızca bu telefonlar sayesinde öğrenebiliyorlardı. Yani birçok Kuzey Koreli ailenin uluslararası bir telefon görüşmesi yapabilmek için kaçakçılara muazzam miktarlarda para ödemesi gerekiyordu. Ancak bu günümüzde pek mümkün değil. Kuzey Kore rejimi, sınır düzenlemeleri ve ülke içi yasaları sıkılaştırarak devletin dijital izolasyonunu baltalayan kaçakçılık faktörünü tamamen yok etti. Bu da normal olarak komisyoncuların talep ettiği fiyatı arttırdı. 2021 itibarıyla Çinli komisyoncuların talep ettiği ortalama fiyat sığınmacı başına 21 bin dolardan fazlaydı. Bir diğer yandan Kuzey Kore, 2020'deki yasalar doğrultusunda Çin sınırında yakalanan Kuzey Koreli kaçakların geri gönderilmesini de reddetmeye başladı. Bunun sebebi, ülkeden kaçan insanların COVID-19 virüsünü ülkeye sokabilme riskleriydi. Şu anda Çin sınırına yakın hapishanelerde Kuzey Kore'ye geri gönderilmeyi bekleyen 1000 kadar Kuzey Koreli sığınmacı olabilir. Bu insanlar ülkelerine geri gönderildiklerinde kesin bir şekilde hapishanelere gönderilecekler ya da idam edilecekler. Ancak Kuzey Kore'nin sınırlarını ne zaman açacağını hala bilmiyoruz.